Spor yaralanmaları dediğimizde aslında kafalar karışabilir. Niye sadece sporcular mı oluyor denilebilir? Hayır, aslında sporcularda rastlanılan omuz, diz, kalça, ayak bileği ya da dirsek sorunlarının benzerlerinin tüm halkımızda görüldüğü sorunların hepsine biz spor yaralanmaları ya da spor travmatolojisi diyoruz. Dolayısıyla genç nüfusun çok yoğun olduğu ülkemizde, amatör ya da profesyonel sporcuların çok fazla bulunduğu ülkemizde çok sık rastlanan bir problem spor yaralanmaları. Bunların da hem kapalı çözümleri, ameliyatlı ya da ameliyatsız çözümleri, kapalı ameliyatlarla tedavileri kliniğimizde gerçekleşmekte. Pandemiyle birlikte hayatımızda iki problem ortaya çıktı. Bir, evlere çekildik ya da kendi alanımıza çekildik ve beraberinde obezite problemi, kilo problemi ve mutlaka sporun hayatımızda yer alması durumu ortaya çıktı. Peki dolayısıyla evde spor yapıyorlar, doğaya spor yapıyorlar ve bunu profesyonel yapmayan pek çok insanımız da doğru ısınmadığı için, hazırlığını yapmadığı için ya da altta bulunan eklem problemlerinin atlanması sonrasında bir spor yaralanmasıyla karşımıza çıkabiliyor. Ne bunlar? Herhangi bir şekilde bir korneşe perde asarken bir yaşadığımız omuz problemi gibi. Yani şu gördüğünüz şey omuz eklemidir. Çevremizde belki herkes de duyuyoruz. Ya geceleri artan bir omuz ağrımız var diyoruz. Ya da şu gördüğünüz diz ekleminde olduğu gibi bende bir menisküs problemim var. Bende bir ön çapraz bağı, iç ya da dış yan bağı problemim var denilebiliyor. Bu problemler öncelikli olarak bir sakatlanmanın olmaması için doğru ısınma, doğru hazırlık, doğru beslenme ve beraberinde uzman kişilerden destek alınarak yapılmasını istiyoruz. Velev ki sakatlanma gerçekleşti. Bu durumda da mutlaka sporcu sağlığıyla ilgilenen kliniklerde bu işin uzmanı hekimler tarafından öncelikli olarak ameliyatsız tedavilerin verilmesi, hastaya doğru rehabilitasyon programının uygulanması ve sonrasında gerekli görüldüğü durumlarda da ehil ellerde ameliyatın gerçekleşmesini öneriyoruz. Bizim müdürlüğümüzün, bakanlığımızın ve hastanemizin desteğiyle kentimizde spor hekimlerimiz mevcut. Bize cerrahi sonrasında ve cerrahi öncesinde destek olan spor hekimleri sayesinde de hem hastalarımızın rehabilitasyonu yapıyoruz hem de sonrasında doğru yaşam şeklini onlara öneriyoruz ve daha az sakatlanmayla karşılaşıyoruz. Peki nelerle karşılaşıyoruz? Örneğin bir diz yaralanmasında biz şöyle gösterdiğimizde diz kapağımızı ayırdığımızda şu gördüğümüz menisküs. Menisküs aslında hepimizde var ve menisküsün varlığı iki kemik arasında rahat hareketin yapılmasını, koşunun ve yürüyüşün optimizasyonunu aynı zamanda da daha az yaralanmayı sağlıyor. Ancak bir menisküs zorlanmayla, dizin dönmesiyle, merdiven inerken halı sahada ya da evin içinde yanlış bir hareketle dizin beklenmeyen bir rotasyonu sonrasında yırtılabiliyor. Yırtılırsa da kendi kendine iyileşmesi oldukça zor. Bununla birlikte şu gördüğünüz ön çapraz bağ dediğimiz, yani ben şöyle anlatıyorum hastalarımıza, emniyet kemersiz bir araçla yola çıkmak gibidir ön çapraz bağın olmaması. Dolayısıyla dizin önemli. Tekrar ikinci bir kez ön çaprazda redüktör dediğimiz tekrar bir ön çaprazda kopması gerçekleşiyor. Biz hastamızın muayenesi ve çekilen tetikler.